Herkese merhaba tekrar. Umarım ses geliyordur, görüntü iyidir. Arkadaşlar, şimdi bu bir vaka. EKG'de dikkat ederseniz göğüs ağrısıyla hasta doktora gidiyor. Ve AVL'ye dikkat edin, ST depresyonu var. V1 ve V4'te de var. V1 ve V6 arası yaygın ST depresyonu oluyor ve AVL'de de varsa, yani AVL'de de olunca non ST düşünüyorlar. Ama benim size arkadaşlar tavsiyem, bunu daha önceki yazılarımda da hep yazdım. AVL'de ST segment depresyonu varsa, bakın AVL'de ST segment depresyonu varsa, lütfen non ST demeden önce, bakın D3'e bir bakın. D3'te ST hafif eleve 1 milimetre. AVF'de de eleve. Özellikle D3'e dikkat edin. Bakın kalkmış ve bu hasta inferior MI arkadaşlar. AVL reciprok. AVL'deki ST segment depresyonu bir reciprok. Ve D3 eleve. Bu ikisinin ilişkisini ben daha önce konuşmuştuk arkadaşlar. O nedenle AVL'de ST segment depresyonu varsa, AVL'de ST segment depresyonu varsa lütfen non-ST MI demeden önce özellikle D3'e dikkatli bakın. D3'te ST segment eleve ise bu bir inferior MI'dir. 1 milimetre yeterli. D2-3 AVF'den en az ikisinde varsa. Bak burada AVF'de de 0.5 milimetre var. D3'te en az 1 milimetre var. Hani D2 eşlik etmiyor. Ama bakın D1 reciprok. AVL reciprok. Bunun tersi de söz konusu olabilir. Eğer bir insanda D3'te ST segment depresyonu varsa D3'te bu kez D1 AVL'ye ve V1, V2, V3'e bak. Özellikle AVL'de ST segment elevasyonu varsa yüksek lateral ST segment elevasyonu MI ya da anterior MI olabilir. Peki bunun ne önemi var? Non-ST derseniz non-ST MI'da artık kılavuzlarda sadece sevk etmeden önce aspirin ve gideceği yer 4 saat özellikle anjiyoya 4 saat sonra alınacaksa heparin yapabilirsiniz. Yani ikinci bir antiagregan genellikle önerilmiyor. Yani hasta non-ST MI tanısı koyduysanız ve artık 24 saat içerisinde anjiyo yapılacak bir hastaneye gidecekse, tekrar ediyorum, non-ST MI tanısı koyduğunuz hasta 24 saat içerisinde anjiyosu yapılacaksa bu hastaya sadece tek antiagregan önerilir. Aspirin. İkinci bir antiagregan clopidogrel, Brilanta yani ticagrelor ve Effient prasugrel önerilmiyor. Sadece 4 saatten daha geç yapacaklarsa 24 saat içerisinde ama yapacaklar ama 4 saat biraz gecikecekse açıkçası enoxaparin ya da yapabilirsiniz ya da amfraksiyonu heparin duruma göre. Şimdi burada non-ST MI'da artık anjiyo ilk 24 saat içerisinde tanı konduktan sonra yapılacaksa demek ki tek antiagregan veriyoruz. İkinci antiagreganın ne mahsuru var? Non-ST MI'da iki antiagregan vermenin tek antiagregana farklı bir üstünlüğü olmadığı ve özellikle hasta anjiyo yapıldığında bypass çıkarsa verilen ikinci antiagregan nedeniyle bypass en az 3-5 gün ötelendiği ya da acil bypass alınırsa da hasta iki antiagreganla sevk olduğu için bypass sırasında kanama artmakta. Bu da ayrı bir risk oluyor. O nedenle non-ST MI'larda sevk etmeden önce tanıyı koyan ilk merkez sadece aspirin 300 mg enterik kaplı olmayan çiğnetmesi yeterli. Heparin duruma göre yapabilir. İlk saatlerde olup olmamasına göre. Özellikle non-ST MI tanısı koyduğunuz hasta, anjiyo yapılan bir hastanenin zaten kendisi ise ve birkaç saat sonra anjiyoyu alacaklarsa siz sadece yine ilk tanı yerinde hemen aspirini vermeniz gerekiyor ama heparin yapmayabilirsiniz. Ve hasta hemen ilgili bilimde anjiyoyu alacaktır zaten 1-2 saat içerisinde. Peki ST segment elevasyonu MI olursa ne olacak? Şimdi bu hastaya non-ST deseydiniz sadece aspirin yapıp gönderecektiniz. Yani sevk edecektiniz. Ama non-ST MI derse, ST segment elevasyonu MI derseniz ST segment elevasyonu MI'da ise iki antiagregan veriliyor. Yani aspirin 300 mg. Onun dışında ikinci bir antiagregan olarak
ticagrelor 180 mg ya da prasugrel 60 mg ya da clopidogrel 600 mg oral veriliyor ve gittiği hastane, primer perkutan girişimi yapılacak hastane genellikle %90-95'i anfraksiyonu heparin kullandığı için en az bir 5000 ila 80 kiloya kadar ya da 75-80 kilodan sonra 7500 ünitte anfraksiyonu heparin IV bolus yapıp öyle sevk etmeniz gerekiyor. Demek ki non-ST ile ST segment elevasyonu MI arasındaki en önemli fark tek antiagregan non-ST'de, çift antiagregan ST segment elevasyonu MI'de yapılıyor. İkincisi non-ST diye hastanın troponini beklemek zorunda kalanlar var. Doğrudur. Non-ST tanısı için bekletiyor. Bu nedenle arkadaşlar non-ST segment hastalarında yani bu hasta mesela inferior MI non-ST diye bekletseydik belki de troponin 2-3 saat bekleyecekti vesaire. Bu şekilde. Bir de hastanın kreatinliği yüksek değilse, ondan sonra hidrasyon gereken bir durum değilse ama göğüs ağrısı devam ediyorsa bir insanda non-ST MI de olsa erken anjiyo yapılabilir. O da duruma göre özellikle göğüs ağrısı devam eden non-ST MI hastalarında göğüs ağrısı devam ediyorsa ve beraberinde yaygın ST segment depresyonu varsa bu hastanın anjiyosu primer perkutan girişim gibi erkene alınabilir. Ama göğüs ağrısı geçmişse hastada yaygın ST segment depresyonu yoksa tabii ki ötelenebilir, geciktirilebilir. Anjiyosu ertesi gün sabahleyin yapılabilir. Yani 24 saat içerisinde yapılabilir. Non-ST MI'ların anjiyoları. Non-ST MI anjiyoları 24 saatin üzerinde pek bekletilmesi uygun değildir. Çünkü non-ST ile ST segment elevasyonu MI birbirlerine girip çıkabilirler. Tam biliyorsunuz trombüs tam tıkarsa ST segment elevasyonu MI ama o trombüs kısmen rekanalize olursa erken dönemde özellikle ilk dakikalarda hemen elevasyonlar normale gelebilir. T negatif bir ST depresyonuna dönebilir. Yani non-ST'ye de dönebilir. Birbirlerine girip çıkabiliyorlar. Ama süre gecikirse tabii ST segment elevasyonu MI'da biraz daha kalıcı olmaya başlayabilir. Evet. Demek ki bu hastalarda AVL'ye dikkat ediyoruz. AVL'de ST depresyonu görürsek D3'e bakın. Eleve mi diye. Tam tersine D3'te depresyon görürseniz bu kez AVL'ye bakın. Eleve mi diye. Dikkatli bakın. Dikkatli baktığınızda 0.5-1 milimetreyi bile elevasyonlarını göreceksiniz arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Peki. Diğer bir EKG arkadaşlar yine bana danışılan bir EKG. Arkadaşlar EKG okurken ne olur? Bunu rutin alışkanlık haline getirelim. EKG'lerde amplitütleri aşağıda yazıyor. Bakın okuyalım. Aksi durumda şu EKG'de kalibrasyona bakmasak ne diyecektik? Sivri T'ler var. Sivri T'ler olduğu için hiperpotasemi mi diyecektik? Ya da ST'ler eleve gözüküyor. Acaba anterior MI mı? Sivri T'ler var. Acaba hiperpotasemi mi? V1S, V5R, QRS'lerin boyu çok yüksek, R dalgaları yüksek, acaba sol ventrikül hipertrofisi mi? P dalgaları yüksek, acaba P pulmonale mi? Sonuç olarak her şey burada oldukça abartılı gözüküyor. Bir insanda unutmayın ki eğer ki T dalgaları 15-20 milimetreyi geçiyorsa, bu şekilde prekordiyallerde sivri varsa hiperpotasemi düşünmeden önce lütfen altta gördüğünüz gibi voltaja bakın. Bakın 20 milimetre 1 milivolt. Normalde 10 milimetre 1 milivolt olacak. Bu 20 milimetre yani her şey iki katı büyük bir yanlış çekim. Zaten bazı EKG cihazlarında bu şekilde yazıyor. Bazılarında yazı yazmıyor ama yanında kalibrasyon çubuğu var. Bu kalibrasyon çubuğunda gördüğünüz gibi bu 4 büyük kare, 4 tane büyük kare sütun halinde üst üste konmuş. Her bir büyük kare 5 milimetre, 4 tane olduğu için 20 milimetreyi gösteriyor. Normalde 5-5-10 olması lazım. 2 büyük kare üst üste olacak. Ama bu 4 tane üst üste, yani burada da yazıyor 20 milimetre ve EKG'de hiperpotasemi. Voltaj yüksek çekilen EKG'lerde, 20 milimetre çekilen EKG'lerde siz de biliyorsunuz ki, tekrar edelim, sivri T'ler,
Ondan sonra R dalgalarının boyunda artış, S dalgasının boyunda artış, V1, S, V5, R herkeste hipertrofik görünümde olur. Ve T dalgaları sivrileşir. Böyle EKG'lerde kalibrasyona hemen bakın. Aslında rutin, herkeste kalibrasyona bakmanız lazım. Daha önce en az 2-3 defa anlattık. Bir de 2,5 milimetre, 5 milimetreyle 1 milivoltla çekilen bu kez her şeyin %50 veya %100'e yakın küçük gözüklü EKG'ler var. Yarı yarıya ve dörtte biri, %50'si, dörtte biri, %25'i görüntüsünde olan var bu şekilde. Onlarda da ne oluyor? Bu kez tam tersine T dalgaları düzleşiyor, QRS'lerin voltajı kayboluyor. Bu da tehlikeli bir EKG. Bu insanlarda da özellikle ne risk var? Hipertrofi varsa normal hasta zannedersiniz. Çünkü voltajlar yarı yarıya en az azalmıştır. Dörtte bir oranında da azalabilir. Dörtte bire inebilir. Onun dışında ST segment elevasyonu düşünün. 2 milimetre ise 1 milimetre, hatta 0,5 milimetre görebilirsiniz. Yani ST segment elevasyonunu MI'ye atlayabilirsiniz. Demek ki kalibrasyon önemli. Özellikle voltajlarda ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Genellikle küçülme yönünde, yani 10 milimetre yerine 5 milimetre ya da 2,5 milimetre olarak çekilmekte. 20 milimetre ise tam tersine iki katı. İşte bunlara dikkat edeceğiz. Bu alışkanlık haline getirelim. Kalibrasyon çubuğuna bakalım. Altta yazıyorsa milimetre, milivoltuna bakalım. 10 olmasına dikkat edelim. Evet. Diğer bir vaka arkadaşlar ise yine danışılan bir vaka. Bu hastada aslında bir belirti yok ama görüldüğü gibi burada kısa PR ve delta var. Aslında delta çok manifest değil ama şüphe var. Özellikle V4, V5'te bir delta dalgası şüphesi var. Çok manifest değil. Biz buna Wolf Parkinson White bana göre kabul edilmeli. Eğer şu derivasyonlarda D2, D3'te ise delta gözükmüyor açıkçası. Yani şurada Logano-Klevin'e, LGL sendromuna benziyor. Yani yine kısa PR sendromu. Fakat LGL sendromu toplumda sık ve masumdur. Ablasyon ya da elektrofizyoloji ya da bir tedavi genellikle gerektirmez. Bir çarpıntıya genellikle yol açmaz. Bu hastada atrio-nodaldir. Yani nodusun hemen altına atlar. Ama Wolf Parkinson White ise atrioventrikülerdir. Yani nodusun daha altına geçer. Wolf Parkinson White sendromu tabii asemptomatik de olabilir ama günün birinde aktive olabilir. Delta dalgası burada bir şüphesi var. Asemptomatik Wolf Parkinson White sendromlarında 2019 Avrupa Kılavuzu supraventriküler taşikardi de bunu güzel söylemiş. Asemptomatik de olsa açıkçası elektrofizyoloji öneriliyor. Orada AH ve HV zamanları ölçülerekten, özellikle bildiğim kadarıyla AH, HV zamanları ve aksesuar yolun refrakterliği ölçülüyor. Böylece hastada olası bir pre-ekstasyon AF'si, biliyorsunuz Wolf Parkinson White sendromunda en ölümcül aritmi pre-ekstasyon atrial fibrilasyonudur. Hızı çok yüksektir. 250-300'e çıkar ve bazı hastalarda ventriküler fibrilasyona dönebilir. Bu nedenle gençlerdeki ani ölüm sebeplerinin biri de Wolf Parkinson White sendromudur. Wolf Parkinson White sendromu da arkadaşlar demek ki elektrofizyolojik incelemede hastada asemptomatik, rastlantısal da saptansa, elektrofizyoloji dediğimiz şey 5 dakika sürmez. Femoral venden girilip hemen bakılıyor. Basit bir işlem olarak algılayabilirsiniz. İnvaziv olmakla birlikte basit bir işlem olarak düşünün. Herhangi bir şey yok. Diagnostik amaçla yapılıyor. Ve Wolf Parkinson White sendromunda diagnostik amaçla yapılan bu elektrofizyolojik incelemelerde olası bir preekstasyon AF'ye adayı olduğuna karar verilirse aynı seansta ablasyon yapılıyor. Aksesuar yolu ablasyonu yapılıyor. Ama preekstasyon atrial fibrilasyonu risk grubunda adayı değilse o zaman hasta asemptomatik Wolf Parkinson White sendromu ablasyon yapılmadan takip edilmesi algoritmik olarak öneriliyor. Ama bunun dediğim gibi bir asemptomatik de olsa rastlantısal Wolf Parkinson White da saptasanız elektrofizyoloji mümkünse yapılması tavsiye ediliyor. 5 dakikalık bir işlem dediğim gibi
Onun dışında ama zaten bir Wolf Parkinson White Sankop'la geldiyse ya da pre-Sankop'la geldiyse ya da çarpıntım var diye geldiyse EKG'de Wolf Parkinson White sinüs ritminde bile olsa hastada daha sonra tarif ettiği çarpıntıların herhangi birinin preekstasyon AFS'ine neden olup olmayacağını garanti edemezsiniz. Bu insanlarda arkadaşlar ne yapıyoruz? Atrial fibrilasyon açısından preekste AF açısından kastada adını siz söyleyin ablasyon elektrofizyoloji ve ablasyon tavsiye ediyoruz. Evet, bugün olarak size 3 tane EKG'yi sunmak istedim. Demek ki bir tanesi ST segment depresyonu AVL'de varsa D3'e dikkat edin. Ya da tam tersine D3'te varsa AVL'ye dikkat edin. Çünkü ST segment elevasyonu MI'yi atlarsanız, yanlışlıkla non-ST MI derseniz arkadaşlar tedavi değişik, anjiyonun bekleme süresi değişik. Bu nedenle dikkatli olmak lazım. Voltajlara dikkat edin. Sivri P, özellikle sivri P ve QRS'lerde yüksek voltaj görürseniz hemen milivolt olarak bakın, 20 olma ihtimali vardır. Zaten tüm EKG rutin olarak bakın, onu da söylemek istiyoruz. Wolf Parkinson White sendromu da söyledik. O da ayrı bir şey. Bir de sizlere şunu söylemek istiyorum. Son zamanlarda çok fazla koroner arterinde 150-60 darlık olan hastalar görmeye başladım. Ve bu insanlara bypass denilmekte, stent denilmekte bazılarına. Dünyanın her yerinde bu sorun var arkadaşlar. Yani yeri gelmişken söylemek istiyorum. İnvaziv kardiyolojide bir hastada %50-60 darlık, hatta öncelikle şunu söyleyeyim, yüzde asemptomatik de olsa, stabil angina da olsa, özellikle asemptomatiklerde koroner BT anjiyo ya da farklı bir sebeple yapılmış bir koroner anjiyografide %90 üzerine darlık varsa, hasta asemptomatik de olsa stent koyuyorsunuz ya da bypass tavsiye ediyorsunuz. Ama %70 ile 90 arasında darlık yine ciddi sınıfa girse de bir iskemi kanıtınızın olması gerekiyor. Özellikle anstabil değilse, hasta asemptomatik ya da stabil angina pektorisi varsa %70 ile 90 olan darlığı olanlarda bu hastalarda arkadaşlar öncelikle hastada iskemi kanıtı gerekiyor. Bu iskemi kanıtı da miyokard perfüzyon sintigrafisi olabilir, stres ekokardiyografi, ama ben son zamanlarda kendim bizzat uğraşıyorum, yapıyorum. Adenozinle stres MR yapıyorum. Radyolog arkadaşımla beraber onu da söylemek istedim. Adenozin stres MR, kardiyak MR yani, iskemi alanları saplıyorsunuz. Eğer iskemi alanı yaygınsa %70-80-90 olan darlıklara bile stent koyabilirsiniz, bypass kararı verebilirsiniz. Ama stres kardiyak MR'da ya da miyokard perfüzyon sintigrafisinde iskemi alanı belirgin değilse, bunun bir takım kriterleri var. Bir hastanın darlığı %70-80 de olsa bu hastaya stent ya da bypass'tan ziyade medikal tedavi bile üstündür. Medikal tedaviyi küçümsememek lazım. İnanın stente ya da bypass'a üstündür. Özellikle iskemiyi ispat edemediyseniz. FFR da bunlardan biridir. Stres kardiyak MR, invaziv FFR, non-invaziv BT anjiyo FFR ya da miyokard perfüzyon sintigrafisi, ama iyi bir merkezde yapılmalı stres miyokard perfüzyon sintigrafisi. Güvenilir bir yerde yapılmalı. Sonuç olarak bunların hepsiyle iskemiyi saptamadan her gördüğümüz darlığa stent ya da bypass diyemeyiz. İnanın %50-60 darlıklara bile başlanıldı. Yani doktor arkadaşlara bunları biz doktorlar olarak aramızda konuşuyoruz. Yani stent ve bypass da mutlak hayat kurtaracak diye bir şey yok. Darlık ciddi değilse %50-60-70 hatta 80 de olabilir. İskemi kanıtınız yoksa, hasta anstabil angina pektoris değilse, buraya takılacak stent ya da bypassların uzun dönemde enfarktüsü önlemede ya da prognoza pek katkısı yok. Bu nedenle gereksiz invaziv girişimlerden kaçınmak gerekiyor. Açıkçası bu nedenle gereksiz bypass, gereksiz stentlere dikkatli olmak lazım. Ben kendim invaziv kardiyolog olarak çalışıyorum. Ama gereksizlere hekimliğin en önemli şeyi empatidir. Empati, kendiniz için istemediğini başkası için isteyemezsiniz. Bu nedenle dikkatli olmak lazım. Endikasyonlara dikkat etmek lazım. Tabii aynı bu endikasyonlar tiroidektomi için de geçerli, kolestektomi için de geçerli. Tüm invaziv girişimler için, cerrahi girişimler için geçerli. Endikasyonları tekrar tekrar açıkçası gözden geçirmek gerekiyor. Gereksiz işlemlere dikkatli olmak lazım. Özellikle koroner BT anjiyonun çok yapılmaya başlanılmasından sonra
%40-50-60 darlıklara gel sana bir anjiyo yapalım. Tabii ben de yapıyorum zamanı, eğer hastada semptom varsa şüphede kalırsam, ama daha çok artık stres kardiyak MR yapıyorum. Stres kardiyak MR'da adenozinle yaptıktan sonra eğer hastada iskemi alanı 3 ve üstü değilse segment olarak, açıkçası ilgili damarı açmanın çok da büyük esprisi yok. Onun için her damar açılmak zorunda değil. Bunu da ayrıca biraz vaktimiz kaldığı için söylemek istedim. Yani gereksiz invaziv girişimlerden kaçınmak lazım. Her zaman açık damar daha iyidir anlamına gelmez. Kendi damarınızı, natil damarınızı maksimum kullanabildiğiniz kadar kullanmanız gerekir. Bilim bunu göstermiş. Her geçen gün revaskülarizasyonla ilgili stent ya da bypass kılavuzları her geçen gün bu konuyu daha da güçlendirerek medikal tedaviye daha baskın savunuyor. Medikal tedavi hiçbir zaman geri kalmadı. Her zaman bazen dediğim gibi stent ya da bypass'a daha üstün, enfarktüsü önlemede vesaire darlık %60-70-80 dahi olsa iskemi kanıtını göstermeden insanlara, eğer unstable angina pectoris'te ise stent vesaire bypass yapmamak lazım. Özellikle en azından %50-60-70'e dikkatli olalım. %50-60-70'e dahi stent ya da bypass önerilmesi noktasında tanıların gözden geçirilmesi, teşhislerin gözden geçirilmesi, kararların, heyetlerin konsültasyondan geçirilmesi gerekir. Bu hastalara yapılacak özellikle stabil vakalarda medikal tedaviye invaziv girişimlerin bir üstünlüğü yoktur. Bu net olarak söylenmiştir. Elinizde bir iskemik kanıtının olması lazım. Tekrar ediyorum, scintigraphy, FFR ya da stres kardiyak MR non-invaziv olarak ve güvenilir olarak tavsiye edilmekte. Bunlardan birkaç tane biri olmadan insanlara müdahale etmenin de bir anlamı yok. Bunu da söylemek istiyorum. Son zamanlarda gördüğüm anjiyo CD'leriyle beraber verilen bypass kararları ya da stent kararlarını tekrar tekrar gözden geçirmek lazım. Bütün meslektaşların görüşlerine tabii ki saygı duyuyoruz ama gerekirse aramızda etik ahlaki ölçülerde tartışmamız lazım. Gereksiz girişimlerden kaçınmak gerekir diye düşünüyorum. Benim söylemek istediğim bu kadar. Soru yoksa arkadaşlar, bugün de burada tamamlıyoruz. 15 gün sonra bayrama tekabül ediyor olabilir ama bayram da olsa yapabiliriz açıkçası. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi akşamlar. Eğer bayramda yapamazsak şimdiden iyi bayramlar diliyorum. Kendinize iyi bakın.